Merhaba hanımlar. Şimdi sizlerle Instagram sayfamızda çok fazla çeşidi bulunan demet çalışmasını yapacağım. Kumaşıma önce demeti çiziyorum. İsterseniz direkt kumaş üzerine çizebilir ya da bir kağıda çizip kumaşı onun üzerine koyarak kopya çekebilirsiniz. Kullandığım kalem kumaş kalemi. Uçan kalem diye geçiyor. Ütü buharının etkisiyle çizgiler yok oluyor. Yine de kullanmadan önce kumaşın kenar bir yerinde denemenizi tavsiye ederim. Çünkü bazı kumaşlar fazlaca hassas olduğu için ütü yaptıktan sonra da beyaz bir iz bırakabiliyor üzerinde. Etaminde gayet güzel sonuç veriyor. Ben kabataslak bir çizim yaptım. Model ilerledikçe işlerken ufak tefek değişiklikler yapılabilir üzerinde. Yaprak şekillerinde, yaprakların yerlerinde. Çiçekleri bildiğiniz tekniğiyle işleyeceğim. Bunun linkini de açıklamalar bölümüne ekledim. Evet, rokokolarımız tamamlandı. Ben iki tane yapıyorum. İsterseniz üç tane yapabilirsiniz. Ya da direkt bridge iğnesi çalışmasıyla da başlayabilirsiniz. Şimdi bridge iğnesi çalışmasına başlayacağım. Önce iplerimi göstereyim size. Ben üç renk ip kullanacağım çiçekler için. Yine yapraklar için iki ayrı tonda yeşillerim var. Bir de sarı renk katacağım arasına. Bu ipler rayon ip diye geçiyor. Daha polyester ağırlıklı, kaygan, görünümü de parlak. Ve işlerken biraz daha karışmaya müsait bir ip. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. İsterseniz pamuklu, molayn iplerden kullanabilirsiniz. Evet, birit çalışmasına başlıyorum. Yine ben birazcık anlatarak yapmak istiyorum. Kumaşımı gerdirdim ve işlemeye başlıyorum. İpi iğnenin etrafına şu şekilde kıvırarak geçiriyorum. Parmağıma ipi doladım ve iğneden oluşan halkayı geçiriyorum. Bunu 12-13 defa yapacağım. İki tane yaptım. İpi en son elime alıp iğnenin etrafından geçiriyorum. Bitişi daha düzgün oluyor o zaman. Çekiyorum ve düzgünce yerleştiriyorum kumaşa. İlk biritimiz tamam. Çiçeğe kat verebilmek için iğneyi biten birit yaprağının orta yerinden şu şekilde göstereyim. Çıkıyorum.
Yine belli bir mesafe aşağısından batarak iğnenin hemen yanından çıkıyorum ipin ve tekrar yaprak çalışmamı yapıyorum. Evet hanımlar, demetim bitti. Çiçeğin dallarında sap işi tekniğini kullandım. Yapraklarda basit yaprak tekniği ve balık sırtı tekniğini kullandım. Genelde dantelle süsledim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İncirli kasnaklar var bu şekilde. Böyle de yapabilirsiniz. Kalan boşluğu ben takvimle dolduracağım ve düğün panosuna dönüşecek. Siz de dilediğiniz şekilde çiçekleri renklendirip kasnağınızı süsleyebilirsiniz. Farklı videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.